Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz G73 profil tornalama çevrimi. G73 çevrimi, daha önceden şekli belirlenmiş parçanın üstünde offsetleyerek çalışma yapar. Yani şöyle bir şey düşünün. Bak, çok abes oldu. Diyelim ki şöyle, bizim saplamalarda olduğu gibi mesela, bizim ana saplamanın üstünde şöyle kademeler var ya, bu saplamaların kademelerini şöyle yaparsak, simetrisini çiziyorum böyle. Bu, şu iz bizim tonalacak olduğumuz çap. Tamam mı? Bu G73 çevrimi şunu yapacak bu parça için. Şöyle, hatta şöyle çizeyim. Aynen bunu böyle bu formda sürekli, tabii ilk önce şu üstten başlayacak. İlk bu olacak. Şurası 1. Şu, 2, şu, 3. O telefonun sesini kız. 3 tane. İlk başta birinci başlayacak, şu şekli yapacak. Bu şekli de şu ana geometrimiz var ya bizim, şu ana hattımız. Bu hattın şu şeklini koruyarak aşağı inecek. Olduğu gibi aşağı inecek. Bu nerede kullanılır? Mesela böyle bir parçanız vardır. Bu parça sulandıktan sonra işleniyordur. Sulamaya da atıyorum 10 mm falan posa bırakmışsınızdır. Ve bu şekilde işletebilirsiniz. Veya size bu parça dökümden gelmiştir. Şekli daha önceden belli olduğu için dökümden gelen parçayı aynı bu formla aşağı adımlama yaparak işleyebiliriz. Veya dövme malzeme olabilir. Daha önceden şekli belirlenmiş profillerde kullanılır G73. Açıklaması ise şu şekilde. G73 U W ve R. Şöyle açıklaması yok. Bu zaten çevrim, hazırlık. Buradaki U, şu, buradaki U ise buradaki U x ekseninde, yani yarı çapta toplamda talaş miktarı. Yani bizim parçanın az önce bir geometri çizdik ya, o parçanın yarı çapında normalde kaç milimetre paso var ise buraya U'nu yazıyoruz. Buraya da ne diyelim tam açıklaması? X ekseninde, şöyle x ekseninde W, bu da Z ekseninde alacağı talaş miktarı. R. Bu da profil çevriminin tekrar sayısı. Hani biz
X ekseninde ve Z ekseninde paso bıraktık ya, bu pasoları kaç defa, kaç keresinde alayım diye sorulduğu kısım burası. Bu bir. İkinci G73. G73. Şöyle P, Q, U, W ve F. İlk G73. Çevrim hazırlık. P, buraya çevrimin ilk satırı ve çevrimin son satırı yazdım ama biraz daha açıklayıcı nasıl ifade edebiliriz? Kitaptaki dili anlatırsak eğer herkes anlayamayabiliyor mu? O yüzden bir operatörün anlayacağı dilde nasıl tercüme ederiz? Çevrimin ilk satırı dediğimiz finish ölçüsünün iç satırı diyelim. Evet. Şurası kalsın böyle. Diyorum ki finish evet, şimdi bunu açalım. G73 yani şeyle G71 ile G72 ile yine aynı aşina olduğunuz kodlar var. Sadece bir şu farklılık var değil mi? W. Ötekilerde W yoktu. G72'de vardı sayılmıyorsam. Ama burada her ikisi de kullanılmış. Hem U hem de W. Evet, burada, buraya zaten tamamen hakimsiniz. Hatta biz şunu yazmadık en son. Artık bunu da bilmeye yok tabii ki ama yine de yazalım. Neydi bu? Pasometer değil mi? Pasometer. İlerleme. Evet, ilerleme. Şimdi. Şimdi ben diyeceğim ki, yani şöyle bir form işleyeceksem eğer, şöyle... Ben şimdi şöyle bir form işleyeceksem diyeceğim ki programa
EG73 hazırlan. Sonra diyeceğim ki X ekseninde yarı çapta alacağın talaş miktarı senin şu, atıyorum 5. Z ekseninde alacağın talaş miktarı atıyorum 2. 2 milim. Ve diyeceğim ki bu X ekseninde alacak olduğun talaş miktarıyla Z ekseninde alacak olduğun talaş miktarını 12. Yani şurayı hani böyle bu formu tekrar edecekti ya. Evet. Kaç sefer de al. Diyeceğim ki 5 sefer de al. Bu ne yapacak biliyor musun? Şuradaki pasoyu, X eksenindeki pasoyu ve alındaki pasoyu otomatikmen 5'e bölecek ve aşağı adımlamasını ona göre yapacak. Yani aşağı adımlaması dediğimiz X ekseninde verecek olduğu pasoyu tezgah kendisi ayarlayacak. Neye göre ayarlayacak? Benim şu ölçülerimin yukarı doğru offsetlenmesine göre. Yani X ekseninde ben yarı çapta 5 metre paso var dedim ya. Aslında ben şunu demiş oldum. Yani benim ana hattım, ana ölçüm bu. Ama sen burayı görme, benim şurayı 5 milimetre yukarı ötene dedim. Bu ötelemiş olduğum ölçü 5, yani şurada 5 milimetre daha pasom var benim finish ölçüsüne gelmem için. Bu 5 milimetrelik pasoyu aşağı adımlamasını kendin hesaplayarak in. Tamam ineyim ama kaç defa da alayım bunu diye soruyor bana. Ben de diyorum ki onu işte 5 defa da al. Bitti. Yani 5 milimetreyi 5 seferde paso vererek alıyor. İkinci G73 ise yine çevrim hazırlık ilk başta. Daha sonra aynen şu P ile Q G71'de ve G72'deki gibi tamamen aynı mantık. Çevrimin aslında ilk başladığı satır. Çevrimin de bittiği satır. Yani çevrimden kastımız ne? Bizim şurada diyoruz ya işte x işte atıyorum şu an ölçüyorum ama x 20'den başla, z 10'a git. İşte sonra x 20'ye çık, z eksi 40'a git vesaire. İşte biz böyle ilk başta x 20 dediğimiz yere p değerini yazıyoruz. Sonra bunun da en son bittiği yere q değerini yazıyoruz. Yani ölçüm tamam artık şuraya geldim bitti dediğim zaman q ile bitirmiş oluyorum. Finish için çapta paso bırakacaksam aynı G71'deki mantık finish'te bırakılan paso miktarı Z ekseninde bırakılan paso miktarı neydi bir de? İlerleme. G73'ün formatı bu. Anlamadığınız, mantığınıza yatmadığı bir yer var mı? Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Peki, he? Peki, burada G73'ün çalışma mantığını anladık mı? Yani nasıl bir yol izlediğini ve nerelerde tercih edildiğini, nasıl kullanıldığını anladık mı? Şimdi uygulaması yapacağız. Yani G73 formu daha önce belli olmuş. Aynı formda aşağı adımlama yapması için kullandığımız bir çevrim. Örneğin döküm malzemelerde, dövme malzemelerde veya şekli daha önce verilmiş malzemelerde. Bir sonraki videomuzda ise bunun açıklamasını yapacağız.